yardımcı olabilirsiniz. Biraz toprağımızı kırıp orada bir kazma yardımıyla. Bitkinin yaşam bölgesi dinlik derdi. Bitkinin alışveriş yaptığı şey buradaki kök üzerindeki sivilcikler. Kılcal köklerin ucundaki şu. Bitkinin ağzı burası. Ağzın bulunduğu yerdeki eksiklikleri biz test etmek zorundayız. Bazı yanlış uygulamalar var, ocakların içine atılır gübreleri. Orada alıcı emici tüylerimiz maalesef yok. Bu kadar derinlik bizim için yeterli, 0.20 santim. Toprak örneklemesi de bize kafi bir derinlik. Buradan yukarıdan aşağıya bir peynir dilimi keser gibi yavaş yavaş gideceğiz. Bizim için laboratuvara gidecek olan örnek burası. Bu örneklemi arazinin büyüklüğüne göre 6-7-8 noktadan yaparak bir kovaya koyarsınız. Kovayı homojen bir şekilde karıştırıp oradan 1 kilo örneği bize getirdiğiniz zaman size bu konuda yardımcı olma şansına sahip olacağız. Üstadım, bir sorum olacak benim ama bu toprak tahlilinin kalite ve verim üstüne etkisi senin hayat konun aslında ya da mesleki konun. Evet. Ne dersin bu konuda? Yani şöyle bir şey diyelim. Yapılan çalışmalar diyor ki bitkide göz yönetimi çok önemli. Bu hem generatif göz hem de vejetatif, yani odun gözleri. Fındıkta gözler ikiye ayrılıyor. Erkek çiçek, dişi çiçek olarak verim gözleri yani. Erkek çiçekler Mayıs ayında oluşmaya başlıyor. Dişi çiçekler de Ağustos ayında oluşmaya başlıyor. Biz maalesef yanlış bir kanaat yapmışız. İnsanlar fındık görmeden diyor ki evet, gübre mi yapmaya gerek yok, fındık yok diyor. Fındık o kadar enteresan bir bitkiydi. Hiçbir ay durmuyor. Hiçbir evet, ay durmayan bir şey siz sadece bir ayda mı karnını doyuracaksınız? Biz onunla ortak dili konuşabiliyoruz artık. Ona ciddi anlamda bitki besleme tetiklemesini yaptığımız zaman verimi biz bir yılda bir kat arttırabiliyoruz. Evet. Aynı yıl. Ve bu, eğer göz yönetimini arttırabilirseniz, göz ne kadar çok artarsa verim de o kadar çok artacak. Şu anda bitki nereye gidiyor? 2024 hasatına gidiyor. Dişi çiçeklerini hazırladı. Erkek çiçekleri tam Mayıs'ta hazırlamaya başladı ta oradan biri. Eğer biz bu dönemde geçici bir aşık oluşuyor. Niye? Biz bundan meyve de aldık. Çünkü meyveye çalışıyordu. Eğer bu çalışmayı biz yaprak gübreleriyle beraber destekleyebilirse bu geçiş dönemini ve önümüzdeki Kasım'dan sonra... Yani rezerv sonra beslemeden. Rezerv besleme. Hem de önümüzdeki Kasım döneminde de topraktan beslemeye devam ederse ve bunu tekrar 2024'ün baharında yaprakla beraber desteklersek çok muazzam ürünler alırız. Ben Hendek'te bir çalışma yapmıştık. Orada 680 kiloları gördükten sonra hedef çok daha yükseklere çıkıyor. Yükseklere çıkıyor. Bu rezerv değil. Evet, rezerv besleme ile ilgili süreç aslında bu süreç değil mi? Yapraklar dökülmeden. Yapraklar dökülmeden biz önümüzdeki senenin hazırlığına başlamış olan bitkiyi yalnız bırakmadığımızı hissettirmemiz gerekiyor. Bitki yalnız kalmadığını hissettiği zaman çok anormal bir şekilde yıllık sürgün uzatıyor. Yıllık sürgünler uzadığı zaman da çiçek sayısını arttırır. Çiçek sayısı arttığı zaman zaten verim ciddi anlamda artıyor. Çok teşekkürler üstadım. Sağ olasın. Buradan bir fotoğraf alsana, anlatayım. Hayır.